sonuçlarına göre uygulanmalıdır. Son yıllarda bahçe tesislerinde özellikle vahvi sertifikadan kullanılması önerilmekte olup, dikim aralığı toprak yapısına bağlı olarak 7 metre 7 metre, 8'e 6, 8'e 4, 7'ye 5 dikim yapılmaktadır. Cheddar çeşidine Frangoette ve Fernette, Perlo çeşidine ise Fernette, Ronde ve Frangoette tozlayıcı olarak bir plan dahilinde 15'te 1 oranında önerilmektedir. Yeni tesislerde gövde su bazlı beyaz plastik boya veya kireç ile boyanmakta, kesim yerlerine su tut veya aşı macunu sürülmeli, can suyu mutlaka verilmelidir. Açık köklü fidanların dikimi sahil bandında Aralık ayında, iç kesimlerde ise Mart ayında önerilmektedir. Haziran ayı başında tüm yetişmiş ağaçlara kaolin uygulaması, yani beyaz kil toprak gerekmektedir. Güneş yanıklığına, antroponoza, bakteriyel yanıklığa ve kuş zararına karşı oldukça etkili olmaktadır. Bakteriyel yanıklık ve antroponoz önemli hastalıklar olup zamanında ve eksiksiz mücadele yapılmalıdır. Ayrıca özel ağaçlandırma sahalarında meşe mantarı sıkça görülen bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Ticari ceviz bahçelerinde telçit konteyneri olması iş gücü kaybı, alet ekipmanı muhafazası, hayvan zararını önleme ve benzeri konular açısından önemlidir. Özellikle büyük ölçekli ticari kapama bahçelerde makine parkı mutlaka oluşturulmalıdır. Dışarıdan kiralamak hizmet alımı yapılacak işlerin gerçekleşmesine ciddi girdi kullanımı demektir. Bakanlığımızca 2015 yılında en az 10 dekar olan kapama bahçe şartı 5 dekara indirilerek yeni tesis edilen ceviz bahçelerinde ilk tesis yılında standart sarı sertifikalı fidana dekara 100 TL, sertifikalı mavi sertifikalı fidana dekara 280 TL, önceden tesis edilmiş ceviz bahçelerinde çeşit değiştirmede sertifikalı aşı gözü kullanımında dekara 250 TL, bakanlığımızca üretilen tarımsal sulama sistemleri yönelik projelerde ise %50 İİB desteği sağlanmıştır. Ayrıca ilk yatırım, işletme, sulama, sistem tesisi, çevre çiti ve benzeri konularda Orman Bakanlığı, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası kanalıyla düşük faizli kredi imkanları sunulmaktadır. İlimizde ceviz alanlarının artmasıyla ürün artışı olacağı öngörülmekte olup, müdürlük olarak kırsal kalkınma ekonomik yatırımların desteklenmesi programı kapsamında yıllık 480 ton kapasiteli %50 İİB destekli özel sektöre ait ceviz işleme ve paketleme tesisinin Süleymanpaşa ilçemiz Dumansız Sanayi Bölgesi'nde yapımı devam etmektedir. Yine Süleymanpaşa ilçemizde özel sektörün kendi imkanlarıyla yıllık 3000 ton kapasiteli ceviz işleme fabrikası ve yıllık 1500 ton kapasiteli soğuk hava deposunun yapımı devam etmektedir. Bu tesislerin 2018 yılında faaliyetlerine başlayacağı öngörülmektedir. Burada da bir üreticimiz 20 dekarlık bir ceviz bahçesi tesis etmeye kalktığında kendisinin maliyeti ne olacağı, ne kadar gelir elde edeceğine yönelik yapmış olduğumuz fizibilite çalışmalarından bir örnek sunmaya çalışacağız. Burada bir dekarlık ceviz bahçesinin tesis maliyeti dekara 20 fidan, 7'ye 7 dikildiğini kabul ederek damla sulama sistemi de dahil olmak üzere dekara maliyeti 1145 TL, 20 dekar için 22.900 TL. Yine tesis dönemi bakım masrafları verime geçene kadar 2, 3, 4 ve 5. yıllarda dekara toplamda 1287 TL olup 20 dekarda 25.740 TL olarak bulunmuştur. Ceviz bahçesi ticari olarak meyve verme dönemi 6. yıldan itibaren yıllık işletme giderlerine bakacak olursak 1 dekar için 375 TL olup 20 dekar için 7500 TL'dir. Projenin toplam yatırım tablosuna bakacak olursak, burada arazi düzenlemesi ve su kuyusu açılması da dahil olmak üzere toplam 70.040 TL olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine aynı işletmenin yıllık işletme giderleri 9.900 TL olarak karşımıza çıkmakta. Ceviz bahçesinin verimine bakacak olursak, ticari olarak 6. yıldan itibaren